Merhaba Dünya Gazetesi izleyicileri. Bir hafta daha beraberiz. Bugün çok kıymetli, çok enerjik, çok değerli bir konuğumuz var. Taner Özdeş. Kendisi Infonet Genel Müdürü son 21 yıldır. Benim de tanıdığım en iyi eğitimcilerden ve en çok yönlü insanlardan bir tanesi. Taner hoş geldin. Olduk. Teşekkür ederim. Bu güzel taktiğim için. Taner, bir kere sporcu. Yapmadığın spor dalı var mı bilmiyorum Taner'cim. Tenis, kayak. Benim Instagram'dan gördüklerim bunlar. Yüzmede hele ödüllerim falan var diye hatırlıyorum. Öyle değil mi? Basketbol, Bir de şimdi yürüyüş oldu. Bir pilates. de pandemide yürüyüş girdi işin içine. Ben de Tempolu yürüyorum yürüyüş. geceleri. Çok faydalı. Evet. Ben evden işten eve yürüyordum pandemide. Şimdi sırf dönüşte yürüyorum. Aşağı yukarı 8 kilometre. Bayağı iyi geldi bana. Yani mecburen spor Evet. saatleri sporu eve kaydırdık tabii pandemi döneminde. Üzerine yürüyüş koyup bir şekilde o aradaki açığı kapatmaya çalıştım. Evet. Taner eğitimle yöneticiliği bir arada yöneten, bunları bir arada götürebilen nadir profesyonellerimizden bir tanesi. Hem koç, hem eğitmen, hem genel müdür, hem mentor, hem çok iyi bir baba. Şimdi bize biraz öncelikle bunu soracağım Taner. Nasıl yapıyorsun da yapıyorsun? Güzel. Bence biraz iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, 11 yaşından itibaren yurt dışında yaşadım ben. Yazları tek başıma. Sonra da 18 yaşından sonra Amerika'da yaşadım. 20 yaşında evlendim. Yani şöyle, hayatımda hep sorumluluk almak zorunda kaldım. Çok ufak yaşlardan. Yani 20 yaşında insan evlenince veya da işte 11 yaşında tek başına Avusturya'ya gittiğin zaman doğal olarak bu kendimi iyi yetiştirmişim. Yani bir şekilde bu her bakımdan bunları yaparken çok yönlü olarak da yetişmişim. Onu görüyorum. İkincisi tabii ki Avusturya'da okumanın vermiş olduğu müthiş disiplin. Yani zaman yönetimi oradan geliyor esasında. Zamanı kıymetli çünkü orada dersler de vardı. Son olarak da esasında yani hayat doya doya yaşamak istiyorsan ve zamanda herkes gibi 24 saatse hani uyku harici 16 saatin varsa ve bu 16 saati sanki hayatının son 16 saat gibi her gün planlarsan böyle yapıyorum. Yani yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum. Her gün yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum. Öyle yaparsan o 16 saatin hakkını verirsin. O da yok. Yani çoğu insan sınırsız zaman gibi düşünüyor. Ben de 16 saati iyi planlıyorum. Yani niye planlıyorum? Daha çok şey yapmak için, daha keyif almak için, kendime daha çok zaman ayırmak için. Evet. Yani aslında daha bencil olduğum için bu kadar iyi zamanı yönetiyorum. Ama bu da yani çok yüksek bir enerji gerektiriyor, değil mi? Senin böyle yüksek bir enerjin var. Tüm koşullarda koruyabildiğin. Bu çok Evet. kıymetli, çok nadir rastladığımız bir şey. Bunun formülünü belki vermek Aslında istersin. ben, şimdi şöyle, ben bir kere bedenimi çok iyi tanıyorum. Katkı kullanıyorum bir kere yani ciddi anlamda. Son 10-15 yıldır vitamin takviyesi kullanıyorum. İşte ginseng gibi, işte şu anda Nitro FX gibi, Omega 3 gibi. Birçok bizim şu anda kendimizi yiyerek, içerekten edinemediğimiz birçok şeyi, takviyeyi düzenli olarak kullanıyorum bir kere. O çok önemli bir şey. Onun dışında bol su içiyorum. Bol spor yaptığım için ciğerlerim hep oksijeni hani ciğerlerim hep dolu oksijeni iyi alabiliyor ciğerlerim. Yani nefesim çok güçlü. Ondan sonra yani sonuçta bedenime iyi bakıyorum. Bir de tabii ki kendime kitap okumayı çok seviyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum. Günlük yarım şarj saatlik sabahları meditasyonlarım var. Yani meditasyon derken de böyle bir şey gibi değil. Hint gibi yapmıyorum bu meditasyon ama müzik eşliğinde kitap okuyarak veya müzik eşliğinde yoga yaparak yapıyorum. Ne Bunları güzel. her sabah yapıyorum. Yani Ne dünyanın neresine gidersen gideyim. Bu güzel. rutinler bozulmuyor. Ondan Evet. sonra Eşin de o çok bile tatlı. Değil mi? Oğulların, eşin. Yani mutlu bir evet. aile yaşamı da çok kıymetli diye düşünüyorum. Tabii, aile bir numara çok önemli. Evet. Çünkü aile ne bekliyorsun? Aile demek şu demek yani hani nasıl şu anda arkamda bir koltuk var. O yüzden rahatım burada. Geri düşeceğimi hiç düşünmüyorum. Hep ileri bakıyorum. Aile de öyle bir şey. Arkanda olduğu zaman aile hep ileri bakarsın. Geriye bakmazsın yani. Onun gibi yani. O yüzden Evet, önemli bir çok şey. şanslı. Şimdi Taner, biz bugün biraz eğitimden bahsedelim istiyorum. Biliyorum senin Tamam. vaktinin çoğu
infonette geçiyor mesainin çoğu. Fakat başlattığın bir Taner Özdeş Akademi de var. Hatta biz de ilk öyle tanışmıştık diye hatırlıyorum Boğaziçi'nde. Şimdi burada bir baktığımız zaman bu kurumsal eğitim konusunda globalde çok ciddi, çok büyük ve büyüyen bir pazar görüyoruz. Yani global anlamda son 20 yılda eğitim sektörü, şirketlerin kendi aldıkları, çalışanlarına verdikleri eğitimler %900 artmış. Ve yani 2025 yılında bu sektörün 350 milyar dolar olması bekleniyor dünya genelinde. Çok ciddi bir sektör, çok ciddi transformasyonlar geçirmekte şu anda. Özellikle de bu pandemiyle birlikte hızlı bir şekilde dijitalleşti eğitim sektörü. Ve çok apayrı bir gelecek onu bekliyor. Bu konuda sen neler düşünüyorsun? Eğitimler, kurumsal eğitimler ileride nasıl olacak? Pandeminin etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi eğitim gerçekten çok önemli. Ben aşağı yukarı 22 yaşından beri sürekli kişisel gelişime kendime yatırım yapmış bir insanım. Yani eğitimin şu güzelliği var. Kişinin bir kere birçok şeyi geliştiriyor. Üniversite yeterli bir eğitim sağlamıyor insanlara. Özellikle işte bu duygusal zeka ve kendimizi tanımak konusunda, ki yani buna iki tane önemli konu. Yani bir yöneticiyse iki şey ihtiyacı var. Bir, kendini tanımak. İkincisi duygusal zekanı yükseltmek. İşte Simon Sinek başı dünyada şu anda bu konuda birçok konferans veriyor. Evet. Şirketler bu konuda, yani yatırım yapanlar var, yatırım yapmayanlar var. Yatırım yapanlar çok öne geçiyor. Çünkü daha mutlu çalışanlar oluyor, daha verimli çalışanlar oluyor. Bunu yatırım yapan şirketlerin farkı ortada. Yani eğitim almış bir şirketle eğitim almış bir şirket arasında çok büyük fark vardır. Yani evet. Her ne kadar yani eğitim bazı iş yani boş vakti geçirmek için yani elemanların mesela benim verdiğim eğitim hep hafta sonu. Ama şirketler çoğu zaman hafta içi veriyorlar. Hafta içi insanlar çoğu zaman eğitime gittiği zaman bunu bir tatil olarak görüyorlar mesela. Ama gerçekten bana gelen kişi hem cebinden veriyor, çünkü genelde %80'i kendi finanse ediyor, hem cumartesi pazarını veriyor. Yani o yüzden bana gelen insan gerçekten yani öğrenmeyi aç bir insan. Ama şirketlerdeki eğitimler şöyle oluyor, bazıları isteyerek gidiyor, bazıları istemeden gidiyor. Eğitime inanmayanlar var, inanan küçümseyenler var. Veya o vaktini eğitime gitmek yerine dışarı geçmek isteyenler var. O yüzden yani eğitime bakış kişiden kişiye değişiyor ama yani ben kendim eğitimle var olmuş bir insanım. Yani 35 yıl kadar daha sonra kitap okumaya başlayıp kendi sıfırdan var etmişim. Onun için işte bir sürü koştuk eğitim, yani birçok eğitim almışım. Ben kendim ne hale getirdim gördüğüm için her insan için müthiş bir şey, sınırsız bir güç eğitim. Ve şu anda bu eğitim online hibrit sisteme geçiyor online şekilde ve online eğitim kolay bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani mesela ben online eğitimleri verdiğim zaman şirketlere mesela herkes geliyor benden 5 saat eğitim. 5 saat eğitim var, kimse dinlemez mi 5 saat yani? Normal fiziksel dünyada bir 5 saat dinlemiyor. Yani 1 saat, yani bir de 2 saat yapıyor ve çok da verimli oluyor. Yani online abartmamak lazım. Evet. Bir ekrana bakıp da siz bir insanı 3 saat dinleyemezsiniz. Çünkü hareketsiz yani interaktif olmadığı zaman sıkıcı oluyor. O yüzden de online bence kısa ufak eğitimler olmalı. 15-20 dakikalık. Ondan sonra onun bir interaktif eğitimi, yani bir fiziksel eğitimle desteklenmeli. Yani ikisi hibrit olmalı. Yani sırf online eğitim insanı bir yere vardırmaz. Ama online öğrenip daha sonra bunu uygulayacağımız bir platformda, bir açık ortamda başka insanlarla çok daha verimli oluyor. Hep onu diyelim bana gelen eğitimlere. Eğitimde mesela bana geliyor mesela yayın bir eğitim var, satış eğitimi var yani. %50 ben ne öğreniyorsunuz? %50 diğer katılımcılardan. Yani eğitimde çoğu insan başkasından da öğreniyor. Onun için açık ortamda eğitimler online göre çok daha iyi. Çünkü diğerlerini gözlemliyorsunuz. Ne işe yarıyor bu? Kendinizin nerede olduğunu görüyorsunuz. Yani karşı insanın verdiği cevabı görüyorsunuz. Değil mi? Birçok insanla aynı seviyede giriyorsunuz eğitime. Ama kendi seviyenizi bilmiyorsunuz. O başka insanlara bakıp kendinizin nerede olduğunu görüyorsunuz, onlardan bir şey öğreniyorsunuz veya kendinizi eksiklerini görüyorsunuz. O yüzden de sınıf ortamındaki eğitimler hiçbir zaman yere doldurulmaz. Ama online eğitimde destek amaçlı
çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tek başına online eğitime kesinlikle inanmıyorum. Sanki böyle o enerjiyi arada yaratılan sinerji online eğitimde yakalaması biraz daha zor oluyor diye düşünüyorum. Biz bir çalışma yaptık şirketin içerisinde ve şunu gördük. Pandeminin başında beyaz yakalıların eğitim alma oranları yükseldi. Yani genelde yaptığımız beyaz yakalılar arasında yaptığımız araştırmalarda son bir yılda eğitim alma oranı %24'müş pandemiden önce. Bu eğitim pandemiyle birlikte bu böyle %37'ye kadar çıkmış. Ve bizim de gördüğümüz bir şey oldu. Mesela pandemi ilk başladığında aralıkları, boşlukları doldurmak için, zaman yönetimini daha verimli hale getirmek için vesaire bir takım bir sürü eğitimler verildi kurumların içerisinde farklı farklı şekillerde. Bence bu faydalı da oldu. Yani kurumların içerisindeki eğitim kültürünü geliştirmek açısından kıymetli oldu diye düşünüyorum. Daha önce eğitim almamış kurumlar ya da epeydir öteledikleri eğitimleri bu vesileyle alan kurumlar oldu. Onlardan da bilmiyorum senin hani satış tarafında verdiğin eğitimlerde benzer bir şey var mıydı? Ya da bazı sektörlerde hani satış da imkansız hale geldi. O da online hale geldi. Onu da belki de entegre etmek gerekti vesaire vesaire. Yani benim zaman yönetimi eğitimi çok var. Yani zaman yönetimi eğitimi ben hatta şu anda online de var. Zamanzengin.com diye bir site üzerinden satılıyor. Ben en çok zaman yönetimi eğitimi verdim bu pandemi döneminde. Evet. İletişim eğitimi verdim. Çok iletişim eğitimi geldi bana. Yani iletişim konusunda özellikle beden dili ve ikna. Niye? Beden dili ikna çok geldi çünkü insanlar Zoom üzerinden karşı insanı nasıl ikna edeceklerini bilmiyorlar. Ama daha zor yani. Değil mi yani? Nasıl ikna edeceğiz ki yani şimdi Zoom üzerinden değil mi? Evet. Şöyle söyleyeyim. İşte doğru geçim kurarsak karşıdaki insanla yine de bir enerji geçiyor. Ellerini kullanman lazım. Ses tonunu kullanman lazım. Bir de kelimeleri doğru seçersen ikna konusunda kullanırsın. En azından çünkü insanın şöyle söyleyeyim. Mesela biz bir odada beraber şu toplarsak devamlı bir şekilde birçok yönde kafamız dağılıyor. Ama Zoom'da yaparken kişi gerçekten odaklanıyorsa daha çok karşıyla bütünleşiyor bence. O yüzden ben mesela koştuğu da daha çok online yapıyorum ve çok güzel verimler alıyorum. Daha rahat oluyor. İnsanlar kendini daha rahat hissediyorlar ev ortamında. Yani yaptığın şey gözüküyor. Ben önce mesela koştuk için ben online'ı çok daha faydalı buluyorum fiziksele göre. Ondan sonra onun dışında fiziksel görüşmeler güzel oluyor, samimi oluyor. Ama mesela ben telefon severim yeter. Mesela telefon satışı eğitimleri çok verdim. Çünkü insan telefon satışı bilmiyorlar Türkiye'de. Ben Amerika'da hep telefon satışı yaptığım için orada iyi bir deneyimim vardı. Mesela telefon satışı, ben telefonla iş, yani telefonla koşuk yapmayı, telefonla satış yapmayı çok seviyorum. Evet. Niye? Görsel unsurlar olmayınca ön yargılar daha azalıyor. Aksi takdirde sürekli farklı karşımızdaki insanın ne bileyim bir yerlere bakıp o insanın olumsuz etkileyebiliyoruz. Ama telefonda ise bu görsel olmadığı zaman karşıyla insanla daha az çatışıyoruz aslında. Yani yani insan görsel varlık olduğu için yani gözler devreden çıktığı zaman insanlar daha iyi anlaşıyor. Çünkü daha iyi, daha derin bir sohbete giriyorsun telefonda. Daha etkili oluyor belki de. Daha etki yaratıyor. Kesinlikle. Kelimeleri. Tabii. Evet. Ama connect yani karşı insanla uyum sağlamasını bilirsen hep bu anlattıklarım karşı insanla uyum içinde yani enerjin, beden dilin, konuşma şeklinin hepsi uyum içinde olduğu zaman bu kadar başarılı oluyor ama çoğu insan bunları bilmediği için yani mesela karşı insanın bedenine dikkat etmiyor, ses tonuna, ses hızına, buna hiçbir dikkat etmiyoruz. Hatta kullandığı, karşı tarafın kullandığı sözcüklere de çok dikkat etmiyoruz. Karşımızın değer sistemi, inanç sistemi. Şimdi bunu hep öğretiyorum işte yani. Karşı insan inanç değerli nedir? İnsan sonucaktan inanç ve değerlerine oluşan bir varlık yani. Bunları sen anlamazsan karşı insanla nasıl güven yaratacaksın? Veya anlıyor musun seni? Yani bu bir ilim ve bilim bence. Satış veya iletişim. O yüzden bunları insanlara öğrenmesi çok önemli. Yani esasında pandemi insanları bir yerde yavaşlattı.
kendine daha çok zaman ayırdılar. Ama çoğu insan bunu maalesef işte YouTube seyrederek, işte Sedat Peker videoları seyrederek saatlerce gidiyorsa yani şöyle düşün, bir insan mesela Sedat Peker'in videolarını kaçırma mesela insanlar var. Her biri 1 saat 10 dakika 10 saat. Şimdi 10 saat bir eğitim alsan kişisel gelişim veya satış konusunda belki yani bayağı bir ilerleyebilirsin. Ama gidiyor 10 saati oraya harcıyor. Ama Taner o... belki Sedat Peker de yani başka türlü bir gelişime vesile oluyor. Dolayısıyla farkındalık sağladığı kesin. Ben seyrettim. Seyretmeyi demiyorum ama mesela yürürken seyrettim. Yani evet. bir yere getirip seyrettim. Sırf onu oturup seyretmedim. Ama nokta şuna bakacağım. İnsan 10 saati ayırabiliyorsa Sedat Peker demek. Sedat Peker iyi kötü söylemiyorum ben. Demek ki 10 saati istediği zaman yaratabiliyor. Yeter ki 10 saat yaratmak iste. Onu atmaya çalışıyor. Evet. Ve insanlar böyle aşırı Netflix seyrettiler. Aşırı oyun oynadılar. Aşırı YouTube seyrettiler. Yani birçok zamanı ve ondan sonra ambele oldu. Yani bu kadar ekran karşısında olmak çok fazla WhatsApp kullandılar. Diğer şeyi yapacak enerji kalmıyor. O yüzden insan bunları hep anlıyorum ben. Şunu söylüyorum ben. Ne yaparsanız yapın. Netflix, sosyal medya veya şeyler. Bunu ödül olaraktan mollarda kullanın. Ödül olarak kullanın. Ama bunu bir bunu tek başına yapmayın. O zaman bütün zamanınız gidiyor. Bunu sen bir ödül olarak koyarsan hayatına veya bir mol olarak koyarsan çok güzel. Her bir saatte bir 10 dakika Netflix seyretiyor. 10 dakika Spotify seyretiyor. 15 dakika anlayacaksın. Yani bunu ödül ve mol olarak kullan ki daha anlamlı olsun. Öbür türlü gerçekten sınırsız zaman ayırdığımız zaman başka şeye zamanımız kalmıyor. Evet. Jale Hanım LinkedIn'den bizi seyrediyor. O yazmış, biraz evde kalarak tembelleştik. Diziler izliyoruz, yatıyoruz, internette takılıyoruz diyor. Dışarıda çıkmak istemiyorlarmış artık. Bu zaten hani pandemi sonrasında bizi yepyeni bir dönem bekliyor. Şimdi evden çalışmaya alışmış bir takım çalışanlar da ofislere geri dönmek istemiyorlar. İşte hibrit çalışma şekillerinden bahsediyor vesaire vesaire. Farklı bir çalışma düzenine giriyoruz. Yani ben tabii senin kadar çok yönlü değilim Taner'cim ama hani yine de işte 3 çocuk, 2 şirket falan hani bir şekilde götürüyorum. Benim mesela kesin prensiplerimden bir tanesi yani hafta içi televizyon, Netflix bunları izlememek. Yani ben yıllardır herhalde izlememişimdir hafta içi. Hafta sonu belki yani çok sevdiğim ya da çok böyle beğenilen bir şey varsa, istediğim ya da herkesin söylediği bir şey varsa onları seyrediyorum. Yani ben de bu Netflix'te, işte internette ya da sosyal medyada geçen zamana çok acıyorum. Çok verimsiz geçtiğini düşünüyorum. Şimdi bu kişisel seviyede, aynı şekilde kurumlardaki zamanlarda da yani biraz böyle kurumlarımızın içinde de bir sürü verimsizlikler olduğunu görüyoruz. Hani bunlara yönelik bu verimlilik çalışması yaptık. Bilmiyorum, biliyor musun, takip edebildim mi ama Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız için Türkiye Verimlilik Haritası çıkardık. Bundan 1-2 yıl kadar önce. Yani ülkemizde müthiş bir verimlilik sorunu var. Çok düşük bizim. Özellikle de sanayideki verimliliğimiz inanılır gibi değil. Verimlilik datasını da zaten çok az tutuyoruz ve de zamanımızı verimli kullanmıyoruz. Sadece zamanımızı değil, üretim testlerimizi de verimli kullanmıyoruz. Toplam faktör verimliliğimiz de çok düşük. Şimdi benim bu serilerde Dünya Gazetesi izleyicilerine katmaya çalıştığımız değer kurumlaşma ve hani kurumlarımızın başarıya ulaşması için yapılması gereken işler. Uzunca bir zaman markalaşmadan bahsettik. İşte koçluk hizmetlerinden bahsettik. Bu alanda alınabilecek yardımlardan bahsettik. Ve eğitim de hani bunlardan bir tanesi. Sen de yani yılların eğitimcisi olarak senin deneyimlerinde eğitimin, kurumların profesyonelleşmesine, bu verimsizlikleri aşmasına, kurumsallaşmasına katkısı nerelerde oluyor, nerelerde olmuyor? Konudaki görüşlerini bizimle paylaşacağız. Ben biz esasında tabii şimdi ben birçok yani bu akademiyi kurarken tabii personelim benim yok. Ekosistem kullanıyorum. Hı hı. Ben birçok KOBİ'ye
destek oluyor. Biz şöyle bakıyoruz aslında. Benim diyorsun. Bir kere mobil yazılım konusunda, satış konusunda bugün işte ECMOB'la bir işbirliği yaptık. Türkiye'deki bütün saha elemanlarını birebir takip edecek bir yazılım. Ben de bunu desteklemek amaçlı. Yani destekliyorum bunu. Bir kere bir yazılım gerekiyor. Özellikle mobil yazılım. Çalışanların izleyebilmek için. Ondan sonra oyunlaştırma konusu çok önemli bir şey. Yine bu konuda birçok çalışma var. Onları destekleyen Türkiye'de yani çalışanların motivasyonu arttırmak için oyunlaştıraraktan kişinin hedefe ulaşması sağlanıyor. Ondan sonra yönetim. Yine bunu başka bir grupta yapıyoruz. Çalışanın DNA'sını alıyoruz. DNA'sını cep telefonuna koyuyoruz. O cep telefonu koyduğumuz DNA'ya göre yönetici ona göre komutlar veriyor elemanı yönetirken. Yani, yani bunların hepsi çok önemli. Yani motivasyon. Onun dışında bu bireysel anlamda insanları daha verimli yönetmek, daha motive etmek kullanıyoruz. Onun dışında şirketlerde iki tür şey yapıyoruz. Bir kere health check'lerin bir şey var. Yani çünkü kurumun ne kadar rekabetçi olduğunu ölçüyoruz. Yani bir kere yaptığı işi doğru yapıyor mu, rakiplerine yapıyor, neyi yapmalı, neyi yapmamalı gibi. Bunu yapan bir health check sistemi var. O health check'i yaptıktan sonra kurumdaki zaafları bulup o zaafları bir yönetimsel zaaflar için bir çalışma oluyor. Orada belki bir yönetim koçu oluyor. Bir taraftan stratejinin tekrar tutulması oluyor. Bir taraftan da satış personelinin eğitimi oluyor. Yani biz sadece bir eğitime yaklaşmıyoruz bir kuruma. Üç boyutlu giriyoruz. Strateji, yönetim ve satış diye. Artı bunun dışında satış ekiplerinin daha iyi yönetimi ve daha başarılı olsunlar diye birçok oyunlaştırma yazılımı da kullanıyoruz. O yüzden artık değişti. Yani eğitime çok boyutlu bakıyorum ben. Böyle yaptığın zaman başarıya ulaşıyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Mesela şimdi bugün bir şirketin patronu hiç kendini eğitmiyor. Yani kaç patronu eğitime gider ki? Hiçbir. Ondan sonra şimdi gidiyor elemanı satışa gönderiyor. Tam adam satışa gitti ama üstteki insan satış sonrasında bu öğrendiklerini uygulayacak ortamı sağlamazsa çalışanlarına o eğitim boşa gidiyor. Evet. Yani patronun da veya şirketi kim yönetiyorsa onun da bu eğitim sonrasındaki sonrasında kendisini de dahil etmek suretiyle o firmanın açıkları eksikleri neyse bu konuda onun da aktif bir rol alması lazım. Şimdi ben bakıyorum hobiye eğitim veriyorum. Hedefim var diyorum, hedefim yok diyorum. Patron soruyor, niye hedefi yok diyor, vermiyorum hedef diyor. Yani bugün çalışanın çoğu satış eğitim veren insanın hedefi yok. Patron soruyor, niye hedefin yok diyorum. Yok diyor. Diyorum, bunun diyor, bir prim sistemi var, bonus sistemi var mı? Yok. Peki benden ne bekliyorsunuz yani? Prim sistemi yok, bonus sistemi yok, adamın hedefi yok. Adamdan mucize bekliyorsun. Yani ben bunu eğitim yapamam ki. O yüzden diyorum yani şirkette hiçbir şey yoksa bir eğitim satış teşkilatı nasıl ayağa kalkar ki yani. O yüzden de burada evet. patronların da eğitilmesi lazım. Yani COBİ patronları maalesef çok güzel girişimciler ama diğer yönleri eksik. O yüzden diyorum ben yani siz yani karar verin yani ye yönetin veya satış iş geliştirme tarafından hepsini yapmaya çalışmayın yani. Yani hangisini yapmak istemiyorsan diğerine profesyonu getir. Onu yap. Ama sen hepsini yapmaya kalktığın zaman hiçbiri olmuyor yani. O yüzden de yani Türkiye'de COBİ tarafında eğitimler çok fazla başarıya ulaşamıyor. Çünkü eleman gelişiyor. Ama patron gelişmesi için yine bir yerde tıkanıyor bir eleman. Veya da şirket desteklemiyor. Bir satış sistemi yok. Satış elemanı yine aynı sıkıntı oluyor. Yani birçok sıkıntısı var. Onu çözemiyor. Ondan sonra. Şimdi şöyle düşün mesela. Harika bir satış departmanı yarattık biz. Ama çok kötü bir müşteri hizmetleri departmanı var. Çok kötü bir lojistik departmanı var. Ve korkunç bir finans var. Mesela malı satıyorsun. Dayak yer gibi finans departmanı arıyor müşteriyi. Bütün siparişler gecikiyor, faturalar yanlış gidiyor. Hiçbir şey, her şey kötü. Şimdi satış elemanı ne yapsın ki? Yani satış elemanı ne yapabilir ki böyle bir şirkette? Doğaraktan müşteri kaybediyor yani. Yani sanki yüzden, böyle eğitimle başlayan ya da eğitimle farkındalığı artan bir süreç yönetimi var, öyle değil mi? Yani bu tarafta mesela bu evet ya bizim sektörümüz içinde araştırma mesela bazen biz çok şanslıyız. Birçok kobiye hizmet veriyoruz. İşte ihracat yapmak isteyen, başka pazarlara girmek isteyen, pazar payını yükseltmek isteyen kobilerle beraber çalışıyoruz. Onların başarılı olması için verileri topluyoruz, analiz ediyoruz, insight veriyoruz, içgörü üretiyoruz vesaire. Ama mesela o bize gelene kadar
o kadar yıl geçiyor ki yani işte hani önce yani ben bilirim, ben yaparım, ben zaten hani bu kadar yapmışım, daha ötesini de yaparım mı aşması gerekiyor. Ondan sonra işte birazcık daha büyümeye başlıyor. Ne oluyor? O zaman bizim kurumlarımız hep böyle küçük kalıyorlar. Yani bir türlü globalleşemiyorlar. Bundan sonraki programlarımızda globalleşmeyi başarmış kurumlarla görüşüyor olacağım. Yani onlarla birazcık daha bunu nasıl yapmışlar, bunu nasıl, bu eşiği nasıl geçmişler ve yani nasıl ayrışmışlar onu anlamak için yine sorular soruyor olacağım. Bence yani mesela Türkiye'de iki tane konuda sıkıntı var. Bir tanesi yanlış elemanı işe almak ve bunu da ısrar etmek. İkincisi yanlış müşteriyle çalışmak, para kaybetmek. Yani şimdi hep onu diyorum. Yani bugün satışta insanların öğrenmesi gereken ilk kural ben ne öğretiyorum? Doğru müşteriyi nasıl bulursun? Yani doğru müşteri çok önemli bir şey. Çünkü doğru müşteri olmadan sen ne yaparsan yap, istediğin şekilde karlı satamayacaksın. Veya satsan bile bir süre sonra kaybedeceksin. O yüzden doğru müşteri çok önemli bir şey. Bu bir yetenek de, doğru müşteri nasıl bulursun diye. İkincisi doğru insan kaynakları. Şimdi mesela dünyada bugün mesela benim eşim de insan kaynakları işi yapıyor. Bugün bütün büyük şirketler ne yapıyor musun? Bütün paralarını testlere harcıyor. Yani hem organizasyon içindeki yükselmeler sırasında bu testler kullanılıyor veya iş alım esnasında kullanılıyor. Çünkü siz bir insanı bir CV'den, bir özgeçmişten tanıyamazsınız. Yani bu insan için muhakkak dünyada ispatlanmış bilimsel testler var. Geçen gün hatta Amerika'da bu konuda bir numaralı bir firma diyor ki biz diyor almayın dediğimiz, yani testin sonucunda kesinlikle almayın dediğimiz elemanı firma o kişiyi sevdiği için işe alıyorlar ve o kişinin başarısı olanı ispatlanmış. 1.8 milyon satıcı üzerinde yapılmış bu araştırma. %62 başarısız oluyorlar. %62. Bakın, 62. Evet. Onun dışında bizim alın dediğimiz insanlar, alanlar ise diyor başarı oranı %92. Bakın ne kadar büyük bir istatistik. Yani evet. Bu kadar bilimsel şey var dünyada. Biz bu kadar şeye rağmen kendi aklımızla hiçbir bilimsel bir şey kullanmadan bir insan işe alıyoruz. Neye göre alıyoruz? İşte içgüdülerimize göre alıyoruz. Seviyoruz, sevmiyoruz, alıyoruz. Yani bunlar çok büyük sıkıntı. İkincisi dediğim gibi müşteri seçerken veya hangi müşteri çalışırken aynı şekilde hiçbir şekilde bir analiz edilmiyor. 80-20 kuralı uygulanmıyor. Sadece müşteri alıyoruz. Karlı kars farklı. Amaç ne? İşte cironun büyümesi. Kimse biraz o cironun nasıl büyüdüğünü kimse analiz etmiyor. O yüzden işler kötü gitse ama cironun bir yerden aşağı düşüyor. Yani şu anda çalışıyorum. Yani biraz daha bilimsel çalışma olmalı. Sizin yaptığı araştırma o yüzden çok kıymetli. Yani insanlar sadece eğitimli de olmuyor. Yani bunun birçok kapsamlı birçok şey olması gerekiyor ama yani insan kaynağı çok önemli. Doğru insan kaynağını eğitirsen gerçekten çok başarılı olursun. Buna %100 inanıyorum. Ama yanlış insan kaynağı eğittiği zaman da bir şey fark etmiyor. Yani ne yapacağım? Çünkü o kişi yanlış ise öğrendiği zaman da bir şey fark etmiyor. Çünkü onun algıları açık değil. Artık kapasitesi yetersiz. Yani o kişinin öğrenme kapasitesi, hani dünyada bir numara yetenek neyse aslında öğrenebilir misin? Yani 40 yaşın üzerinde en önemli vasıf üst düzey yöneticilerde öğrenebilir misin? Çünkü çok öğrenebilmen için öğrenme unutman gerekiyor çünkü. Bir de hızlı öğrenebilir misin? Yani kimisi de öğrenene kadar o kadar vakit geçiyor ki hani zaten sektör başka bir yere ilerlemiş. Aa, o da var tabii. Öğrenemiyor. Doğru. Aynen. O yüzden yani birçok faktör. O yüzden yani bunu yani sadece hani eğitim, hani eğitim bir kurtuluş olarak görüyor şirketler. Ben buna kesinlikle katılmıyorum ama eğitim kesinlikle %100 çok önemli olduğunu inanıyorum. Ama bunun yanında dediğim gibi insan kaynakları ve bilimsel çalışmalar, işte yazılımlar, araştırma raporlarının elde edilmesi ve firmanın bir şekilde sağlık raporunun, yani kurumsal olarak da sağlık raporunun edilmesi çok önemli. Ama tabii ki şirketlerin çoğu diyecek işte bunda kaynağımız yok diyebilir çoğu şirket. Onu da anlıyorum ben. Ama yine de bunları belki hepsi aynı anda olmasa bile farklı zamanlarda yapmalı lazım. Belki bütçenin bir kısmını her sene buna ayırmaları lazım. Aksi takdirde birçok kurum istediği noktaya gelemiyor yani. Gerçekten üzücü. 200 sene sonra kapanıyor. Bir de böyle bir bağlılık sorunu var. Mesela bizim gözlemlediğimiz bu çalışan ve iç müşteri bağlılığı çalışmaları yapıyoruz. Orada da bağlılığın mesela giderek düştüğünü gözlemliyoruz. Yani yıllar içerisinde
Biliyorsun biz Türkiye'de neredeyse 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Hani bu ilk başta yaptığımız çalışmalarla bu son yıllarda yaptığımız çalışmaları kıyasladığımızda çalışan bağlılığının giderek düştüğünü görüyoruz. Yeni jenerasyonlarda bu bağlılığın daha da düşük olduğunu görüyoruz. Ve zaman içerisinde kurum şöyle düşünmeye başlıyor. Yani ben bunu eğitirsem zaten başka yere gidiyor. Ya da bunu eğitmeyeyim, bu zaten gözü dışarıda falan diye. Bu sefer eğitimin şeyi düşüyor. Nasıl söyleyeyim? Tesiri düşüyor. Yani eğitim alacak ya da alması gereken birisine eğitim verilmemesi tercih ediliyor. Ya da işte gerçekten de eğitim verilse de o kişi çok küçük farklarla, maaş farkıyla ya da işte çok minicik yan hak farkıyla başka bir kuruma geçiyor. Bu da yani KOBİ sahibini ileride eğitim vermekten imtina etmeye sebep oluyor. Yani bunu eğittik gitti falan diye düşünüyor. Yani bu da böyle cidden bize gelen sorulardan bir tanesi. Yani kurumlar ne yapsın ki hani eğittikleri personeli ellerinde tutabilsinler ya da ne yapsınlar ki? Çünkü bu şeyde de çıkan hani kişilik profillerinde de çıkan bir konu olmuyor genelde. Ve eğitimin önündeki engellerden bir tanesi de bu. Bazı şirketlerde uygulamalar var. Hani düzenli bir eğitim dönemini tamamladıktan sonra belli bir süre şirkette çalışmak ya söz veriyor çalışan vesaire. Böyle uygulamaları olan müşterilerimiz de var. Ama senin gözlemlerin nedir Taner? Bence bütün her yaşlı insan çalışıyor yanında. Bence biraz bu liderlik becerisiyle ilgili bir şey. Ben yani bu şirkette hayatım boyunca hiçbir şirkette yönetici olmadım. Hep lider oldum. Yani lider olmak, yani şirketlerin liderlere ihtiyacı var. Yöneticilere ihtiyacı yok bence bugün. Bugün yani elemanın girip girmesi birçok faktöre bağlı. Benim yani çok rekabetçi bir sektörde çalışıyorum, teknoloji iş yapıyorum. Evet. Bir kere şuna bakıyor eleman. Bana değer veriliyor mu? Bana yatırım yapılıyor mu? Bir. İki. Ben kendimi burada geliştirebiliyor muyum? Önemli. Üç, maaş çok önemli bir şey değil ama maaş ortalamanın çok altında kalmamalı. Yani şöyle söyleyeyim, yani piyasadaki rakamların %10 altına kişi kalabilir eğer sürekli kendini geliştirebiliyorsa. O yüzden de yani bu hepsi bütün üçüncü bir tane daha söyleyeceğim çok önemli. Bizim burada elemanlar arasındaki takım ruhu bakın çok önemli bir şey. Yani bu elemanlar birbirini seviyorsa ki bu aslında ispatlanmış bir şey bu. O kurumu kolay kolay terk etmiyorlar. Fakat elemanlar arasında bir çekişme, rekabet, uyumsuzluk varsa zaten o aidiyet duygusundan aile mi düşün yani? Aidiyet duygusundan geliyor esasında. Oradan geliyor. Yani ben buraya ait miyim? İnsan arasında bütünlük ve bir yardımlaşma, sevgi olmadığı zaman sıkıntı oluyor. O yüzden liderin de ki ben en önemli görevi insanları aynı hedefe bir araya getirmek. Yani o insanlar hepsi kendi değerli hissetmeliler. Hepsi aynı hedefe gitmeli lazım. Bunu yaparken de kendi aralarında hiç çatışma yaşamadan birbirine her gün daha çok sevmeleri ve bağlanmalarını sağlamak lazım. Taner, bunun eğitimini veriyorsan şimdiden buradan bütün izleyicilerimize söyleyelim. Hemen sana yazmaya başlasınlar. Ya bunu ben tabii bunu kendi liderlik becerimi yapıyorum. Bunu yaparken tabii işte mesela açık kapı politikam var. Her insan gibi beni eleştirebilir. Onları öğreniyorum. Yani hata yaptığım zaman özür dilerim. Yani burada birçok şey benim kendi karakterimle alakalı bir şey var. Ama yani tabii hani yine elemanlar kaybediyorum. Orada da neden en çok kaybediyoruz? Yani dedim ki eleman değer vermedi. Gerçekten değer verilmiyor. Unutuluyor. Mesela sorun çıkarmayan elemanlar unutuluyor şirketler. Evet. Yani evde gibi yani. En yaramaz çocuk en çok iyi gören çocuktur evde. İş yerleri öyle. En problem insanlar. Daha çok zaman yiyoruz maalesef. Ona ikna etmeye çalışıyoruz ki ama diğer usulcuklar orada köşede bir şekilde işlerini yaptığı için sesini çıkaramıyorlar. Yani bunu da görmek lazım. Yani bir insan sorun çıkarmıyor diye onunla ilgilenmek de garip oluyor. Ondan sonra. Bir de tabii ki vizyon önemli bir şey. Yani çalışan herkes ben neden bu işi yapıyorumun cevabını bulmaları lazım mesela. O yüzden ben ara sıra işte ufak ufak konuşmalar yaparaktan motive etmeye çalışıyorum insanları. Nereye gidiyoruz yani? Hani bu kadar emek hangi yöne gidiyor bu şirket? Bundan 3 sene 5 sene sonra nerede olmak istiyoruz? Ve bunu da onlarla paylaşılması lazım. Yani elemanlarla çoğu şey, mesela bizim şirkette her çalışan şirketin ne kadar ciro yaptığını biliriz bu. Bütün veriler açık bizde. Hiçbir şey gizli değil. Yani tabii ki belli gizli şeyler var ama şirketin esasında o yıl ne kadar kar ettiğini,
ne kadar ciro yaptığını bütün çalışanlar bir şirkette. Hiç bu bilgi değildir. O yüzden de bu da önemli. Şeffaflık da önemli. Bir şey biz saklamıyoruz. Satış için büyük motivasyon tabii. Yani bunun transparan olarak şeffaf bir şekilde aynen, paylaşılması. Aynen. Yani bu bir şey. Yani bu, var enerji bu. Yani buraya insan ama mesela bu kadar artı yönlerimize rağmen başka şirketleri, tercih eden insanlar oluyor. Çünkü öbür şirketteki mesela burada yüksek tempo, o yüksek tempo istemiyor mesela. Yani bu ortamı stresli buluyor. Çünkü ben sonuç odaklıyım. Yani benim tarafım iyi ama bir tarafım da kötü. Çünkü hep sonuçlar üzerinden hareket ediyorum. Bu da bazı insanları yoruyor. Her gün bir şeyleri başarmak, bir şeyleri elde etmek, bir hedefe koşmak bazı insanlar için cazip olmuyor. O yüzden yani biraz da karakter de önemli oluyor kişinin. O yüzden doğru insanı işe almak önemli. Yani rekabetçi olmayan bir insanı rekabet eder hale getiremezsin. Neyse o. Evet. O yüzden de yani ya bu gerçekten bir zor iş ya. Bu insan işi gerçekten zor iş. Şimdi bir de şu var eklemek isterim. İnsanlar evde daha mutlu oldukları için bu mutluluklarını şirkete getiriyorlar. Bu pandemi dönemi daha çok çıkıyor. İnsanlar birbirini yiyor evde. Karı koca birbirini evde yiyor. Zaten şirkete mutlu olarak geliyor. O da oluyor yani. Evdeki sorunlar. Evdeki sorunları değil mi? İşe taşıyabiliyorlar ve işte performansların etkisi oluyor vesaire vesaire. Bu evden geçme meselesi. Kadınlar da öyle evde yemek yapıyor. Daha çok günde bir öğün yemek yaparken iki öğün yapıyor. Çocuklar okula gidemekleri için onlarla ilgileniyor. Yani bunları patronlar kabul etmek zorunda. Yani tabii diyorum ya evde %100 çalışıyoruz derken bunu kaytarmak amaç değil. Yani oradaki hayat, yaşam bizi onu yapmaya zorluyor. Yani evde oturduğun zaman farklı öncelikler de devreye giriyor ve doğal olarak senin zamanını alıyor bu şekilde yani. O yüzden yani bunu yönetmeye çok kolay bir şey değil. Yani bugün 3 çocuk anne evde oturup ne yapabilir ki yani? Yani ben kendim bütün pandemi boyunca ofise geldim çünkü. Evden çalışmamın pek mümkünü yoktu. Bir de evde olduğum zaman yani çalışmayı tercih etmiyorum. Çocuklarla daha kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Hani o yüzden çok şanslıyım. Tabii evim ve ofisim birbirine çok yakın. Hani yürüyerek de gelebileceğim mesafede. Dolayısıyla ben pandemi boyunca sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece mutlaka ofise geldim. Doğrusunu yapmışım. Doğru. Yani çoğu insan doğrusunu yapmışım bence. Çünkü bazı insanlar evden çalışamıyor. Benim bazı personel var. Tane bir lütfen haftada 5 kere gelebilirim diyor. Yani haftada 5 gelmek için ben izin istiyor. Çünkü ben herkese normal şimdi 2 gün ofise getiriyorum. 3 gün evden çalışıyorlar şu anda. Evet. Çünkü evden biz alıyoruz elemanları. Toplu taşımaları kullanmasınlar diye. Onun için de yeterli altyapı olmadığı için de 2-3 sisteme gidiyoruz. Ama bazı çalışan özellikle rica ediyorlar. Biz daha çok gelmek istiyoruz. Evde çalışamıyoruz. Evimiz buna uygun değil diyenler de var. Evet. O yüzden de Türkiye'deki maalesef ki herkesin şartları evde çalışmak uygun olmayabiliyor. Peki sen nerede görüyorsun bu pandemi sonrasında çalışma düzenini? Yani şimdi mesela işte bu kurumsallaşmış şirketlerin bir kısmı dediler ki işte çok büyük şirketler, hatta Google'da bunlardan bir tanesi. İşte biz ta 2022 yazına kadar evden çalışacağız dediler. Sonra tekrar geri çağırdılar çalışanlarını ofise mesela. İşte kimileri dedi ki işte Eylül'e kadar evden çalışılacak. Kimisi dedi ki yılbaşına kadar evden çalışacak. Kimisi döndü, kimisi dönmedi. İşte çalışan hibrit böyle modeller istiyor vesaire. Sen nasıl görüyorsun bunu? Ya benim, bizim şirketimizin yani yönetim kurulu başkanı karşı. Yani bu hibrit sistemine karşı o mesela. Hep tartışıyoruz da. Haklı olabilir. Yani o bir şey diyemeyeceğim. Ben hibrit sisteminin fayda olduğunu düşünüyorum. Ama yani her şey eski, yüz eski döndükten sonra hibrit sistemi devam etmem dersen inan o konuda çok net bir fikrim yok. Yani ama şu olabilir mesela, yani hafta 2 gün evden 3 gün ofisten şeklinde, bu kişinin kendi daha çok zaman ayırması, daha motive olması, şarj etmesi için 2-3 sistemi belli pozisyonlar için olabilir şirkette. Ama yani gerçekten zor bir soru. İnan yani tek bir cevabım yok. Yaşamamız lazım bunu. Göreceğiz. Ama, bakalım. Evet, yani bu ne, kimse bunu, yani bugün bakın Google bile şu anda biliyorum elemanları mektup yazmışlar.
daha sonuçlandıramadılar. Bana da bir şekilde ulaştı o yazı. Google'da şu anda mücadele, o kadar ki dünyanın en sosyal, en insana değer veren şirketle bugün bu sorunu yaşıyorsa, evet. Elemanıyla, yani kolay demek ki yönetmesi kolay bir şey değil bu. Evet, yani ben de çok farklı uygulamalar görüyorum ve bu tabii organizasyonel kültürle de ilgili bir şey. Online çalıştığımız zaman, evden çalıştığımız zaman o kurumsal kültürü nasıl hissedeceğiz? İşte kurumsallaşmayı nasıl sağlayacağız? Nasıl insanları aynı değerler doğrultusunda motive edeceğiz? Bunlar hep bizi bekleyen sorular, aşmamız gereken konular. Ben burada tabii her zaman olduğu gibi araştırma yapmanın, çalışanlara fikirlerini sormanın, bağlılıklarını, motivasyonlarını ölçmenin, memnuniyetlerini ölçmenin çok kıymetli olduğunu tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet, yani mutlaka yapılması gerekiyor. Bu pandemi döneminde hani beklentileri neler, nasıl bir pandemi dönemi sonrası neler bekliyor bizi vesaire ama gördüğüm kadarıyla Eylül ayında çok farklı bir iş dünyası bizi bekliyor. Hepimiz de ona hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş yazı öyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Evet, evet. Sonra biraz da bir depresyon gibi gelecek bir anda. Hafta 5 bir şey gelmek çok insan için ama yani evet. Bir şey diyeyim. Yani biraz da bence belki çalışma saatleri bence fazla. Bence belki çalışma saatleri azaltılabilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten çalışma saatleri çok, çok fazla. Yani insan için çok yani çalışma saati bence daha kısa olmasına yanayım. Ben yani mesela 35 saat olsa mesela hafta çok daha bana göre mantıklı geliyor bana. Ama 40 saat, 45 saat, 50 saat çalışan şirketler var. Evet. Bunlar gerçekten çok uzun. O yüzden bence her şirket kendi dinamiklerine göre, kendi kültürüne göre bence karar verdi. Bu insanlar için aslında bir farkındalık oluştu. Yani böyle bir çalışma hayatı olurmuş diye düşünüyorum. Evet. Açık bu gördükleriyle daha sağlıklı karar vermeleri lazım. Evet. Bu bir fırsat evimiz için esasında. Yani bu işe yani korkmak yerine veya direnmek yerine buradan bir fayda sağlayabilir miyiz? Bu ona bakacağız. Bence ona bakıp her şirket bence kendi başına karar vermeli. Yani böyle toplu bir karar kimseye faydası yok. Yani toplu bir karar almak yerine her şirket bence kendisi yapacak. Yani şeylerini bulacak. Evet. Evet ama şu gerçi İstanbul gibi büyük bir yerde gerçi ulaşım inanılmaz bir verimsizlik sağlıyor. Bence en büyük şey o. Yani verimsizlik ve enerjimize daha gelmeden enerjisi olarak geliyor insanlar şirkette. Ve aynı şekilde eve gittiği zaman şey oluyor. Dinlenmeden giden gelen insanlar doğal olaraktan bir bıkkınlık. Bu da tabii işe çok fazla verimlilik olarak yansımıyor. Evet. Yani bu ben de mesela evimle işimin birbirine yakın olmasının çok faydasını görüyorum. Biliyorsun benim ofisim eskiden Sultanahmet'teydi. Ve oradan taşındım. Ne kadar sevdiğimi de hatırlarsın ofisi. Çok uğraşmıştım. Hatta işte ofis çok hoştu. Ödüller falan kazanmıştık. Ama ben de artık her canlı gibi masla taşındım ki eve daha yakın olayım diye. Çok da iyi oldu. Hayat kalitem müthiş arttı. O yüzden zaman yönetimi işte bu dediğin gibi hani şirketlerin hem birey anlamında hem de şirketlerin kendi içlerindeki zaman yönetimleri çok kıymetli. Evet. Zaman derken hani bize verilen zamanı aşmak üzereyiz. Açtık gibi birazcık. Ben bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi oldu konuk. Benim Dünya Gazetesi'nde çok büyük bir anım var. Ben Türkiye'de Nezih Bey'le Türkiye'nin ilk finans haber kanalını kurduk beraber. İsmet vardı başında. Dünya Gazetesi'nde çalışıyor. Onu da anlatayım kapatmadan. Bir gün ben Dow Jones TRT'de çalışırken en büyük rakibim Reuters'te. Bir türlü satamıyorum ben. Yani çünkü Reuters'ın haberleri o kadar değerli ki hiçbir banka onu bırakmayı aklından bile geçiremiyor. Benim de kanalım Amerikan yani Dow Jones denen bir şey var. Kimse yani hiçbir anlamı evet. Yok yani. Avrupa öyle değil. Ne yapacağım dedim. Dünya Gazetesi'ni çok beğendim ben. Bir gün açtım Dünya Gazetesi'ni. Baktım sahibi kim? Elimle aradım böyle. Aa Nezih Demirken. Hiç tanıyorum bak. Akşam saat 7 falan. Açtım. Sahibi yazar o zaman. Gazetenin sahibi. Aradım santraları. Santraldan Nezih Bey bağladılar beni. Telefonda 3 dakikada projemi anlattım. Dedi ki bana atla gel oğlum dedi bana.
Atladım gittim o akşam. Ve o akşam gazete, işte haber ajansı kurduk. O kadar başarılı olduk ki. Yani benim kitabımda Tanışan Altı Kural kitabında bunun hikayesi yazar. Yani benim başarımın arkasında o Nezih Bey'in yani sadece babacan tavırları değil, ayeten o büyük öngörüsü, vizyonuyla var. Ve bir tane daha okumak hikayemiz var. Şimdi bize en önemli şey borsalar için enflasyon rakamlarıdır. Tamam mı? O enflasyon rakamları kim önce yayınlarsa insanı o haber kanalına abone olurlar. Çünkü çok büyük para kazanırsın. O enflasyon rakamı bilirsen döviz, borsa hepsi ona bağlı. Anlarız. Çok hassas biri. Biz hep Reuters'ı geçiyoruz. Şimdi dünyanın en büyük haber ajansı bir tane ufak biz Nezih Bey'le kurmuş olduğumuz 4-5 kişilik haber ajansı Reuters'ı dünyanın tek Türkiye'de geçiyoruz. Ama çözemiyorlar ya. Nasıl olay ya? Hepimiz aynı anda alıyoruz haberi. Ama bizi 30 saniye, bir dakika önce geçiyorlar bunlar. Sonra ben de sordum. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Bir gün İsmet var onun başında. Bir gün sordum ben de. Ya nasıl yapıyoruz bunu ben? Ya çok güzel de nasıl başlıyorsun? Çok basit dedi. Bize de haber şeyi alınca enflasyon rakamları dedi, devletten aldığımız zaman dedi. Biz onu peçeteye yazıp camla aşağı atıp sık. Yani Türk usulü. O da camla alıp hemen ekrana giriyor dedi. Peçete. Yani peçeteye yazıp camla atıp oradan rakamlar. Yani evet. Tam Türk usulü. Ama tam Türk usulü. Çok sattım ha o sayede. Yani dijitalleşme öncesi. Türkiye'nin en hızlı enflasyon açıklayan haber ajansı biziz derdi. Evet, çok iyisiniz. Süper, rahmetli anıyoruz kendilerini. Çok çok büyük. Ben kızım da tanıyorum. Çok teşekkür ederim. O yüzden Dünya Gazetesi'nde olmak, Osman Oralat var. Kendisi çok iyi tanırım. Yani bütün benim ailem de Dünya Gazetesi. Çok anım vardır. O çok nezik ve çok gitmişimdir. Kızına da gitmişimdir. İsmet'le çok. O yüzden yani ben duygulandım açıkçası. Çünkü benim hayatımda çok önemli bir yerde Dünya Gazetesi. Ben de çok memnun oldum seni konuk edebildiğimize. Çok evet, teşekkür kadem. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek oldu. Üzere. İzleyenlere teşekkür ederiz. Oldu. İyi günler diliyorum. Bye bye. Evet. Bye bye Dünya Gazetesi izleyicileri. Haftaya